Merhaba sevgili HelpMath izleyicileri. Bugün DSLR kameramız için bir tane SanDisk'in SD kartını aldık. Bunu şu anda hafıza kartı olarak hepimiz biliyoruz. Fakat micro SD değil bu. Hani telefonunda takılan ufak olanlardan değil. Bu bildiğiniz sadece düz olan SD. Bu çevirici falan da değil. Bildiğiniz üzere tam SD kart. Micro SD'lerde ise ufak diskimizin, asıl diskimiz yani hafızamızı çevirici şeklinde böyle bir bölüm var. Bunun içerisine takıp öyle bilgisayara falan takıyorduk. Ama bu bildiğiniz düz bir SD kart. Bu kartımız Class 10 destekli. Daha sonra 30 megabitlik bir aktarım hızına sahip ve 64 GB boyutunda. Ne DSLR için neden 30 megabit tercih ettin? Neden daha yüksekleri yok diye soracaksınız bana. Piyasada şu anda 7 tane AVM gezmeme rağmen ki Bursa'daki bütün AVM'leri gezmeme rağmen sadece en iyi şeklinde bunu bulabildim. 32 GB'lık versiyonu işimi görmeyecek düzeydeydi. Bu yüzden 64 GB'lık versiyonu 30 megabit olsun ama 64 olsun dedim. Ve Class 10 destekli buldum. Ha, ileride tabii daha da iyi segmentlerde kartlar alacağım. Ama başlangıç için bu kartın bana yeteceğini umuyorum. Daha sonra zaten bir hafıza kartını anlatmaya gerektiren pek bir şey yok. Burada ufak bir Türkçe tanıtım kılavuzu var. Yani kolay kurulum kılavuzu diye geçer. Ama hani bunun nesi kurulacak yani takacak kullanacaksın yani o derece. Şunu şöyle temiz bir yerden yatabilirsek alacağım hafıza kartını. Şöyle artık bir yerden başlayalım. Yırtalım yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada arızalı olur gibi gibi şüpheleriniz varsa lütfen kutusunu atmayın. Zaten garanti belgesi olarak faturası sayılıyor. Hemen şu anda diskimiz çıkacak içinden. Evet, diskimizi aldık. Diskimizi aldık şu anda. Bir ihtimal saklarsınız. Bir sıkıntı olmaz. Zaten çok fazla parçalamayın. Biz bu şekilde aldık ama SanDisk'in diskini tercih ettim. Başka diskler de vardı aslında Samsung'un falan ama nedense bana SanDisk geldi. Şöyle ayrıntılı bakacak olursak 64 GB'lık Ultra disk olduğunu söylüyor. Daha sonra Class 10 olduğu. UHS-1 diye geçiyor galiba bunlar. Daha sonra bunun bir de yanında ufak bir koruma kısmı var. Yazma koruması diye şurada. Bunu aşağı indirdiğinizde yazma koruması aktif oluyor. Bunu yukarıya doğru kaldırdığınızda koruma kalkıyor. Bu donanımsal bir koruma. Yani bunu indirdiğinizde yazmaya karşı, işte silmeye karşı korumalı oluyor. Bildiğim kadarıyla. Evet, diskimiz bu kadar. Fazla söze gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.